tip evler yerine çok güzel mimari yapılar da görüyoruz. Geçmiş yıllarda ışık olarak ilkel şartlardan yararlanmakta idi. Bunun başında çıra, gazlı lambalar, daha sonra tüp gibi aydınlatma cihazlarından sonra elektriğin köye getirilmesiyle bu sorun da çözülmüştür. Bu binada marangoz atölyesi olduğunu öğrendik ve içeriye giriyoruz. Şu anda marangozumuzun sahibi ve mali muhtarı Kerim Bey'le birlikteyiz. Kerim Bey, bize anlatır mısınız burada neler yapıyorsunuz? Burada kapı, pencere, yani buradaki ağaç üzerinden ihtiyacı varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Bıcılar Mahallesi'nden Bozyarmut'u da görebiliyoruz. Sağ olun, inşallah başka bir zaman. Şimdi başka bir zaman, nerede bulayım ben? Çok sağ olun, Allah'ın dilleri uzun Thank you.
da tahtadan yapılmış çocukların oynadığı köy. Çocukların oynadığı daha çok araba görüyoruz. Şu anda o zamanda hamur yoran bir annemizin yanındayız. Burada yok yok gibi gidemedik. Bir daha sonra yine o yok burada. Peki onun adı neydi? Onun adı tahta var. Hamur tahtası diyor. Hamur kapağı. Kapak. Evet, hamur kapağı. Sanırım o da özel olarak yapılıyor. Evet. Böyle de yapılıyor burada. Böyle. Şimdi yok. Elinizde bulunan? Evet. Arkadan okuyun başlayalım. Önce odunlarla yakılan fırının közü bir tarafa süpürülüyor. Geri kalan taş kısım, sıcak olan kısma ekmekler pişiriliyor. Kenarı pişen ekmek çeviriyor diğer kenarda pişsin diye. Ve adetlerimize göre fırında ekmek pişirilirken yoldan geçen herhangi bir insana sıcak ekmek verilir. Vermeyen köylü ise ayıplanır. Şu anda pişirilen ekmekler fırından alınıyor ve kapak dedikleri tahtalara konularak evlere götürülüyor. Şu anda ekmeğimiz pişti, sıcak ekmek gidiyor. Hoş geldin. İyi günler. Nereden geliyorsunuz böyle? Aa, malları getireyim. Malları getiriyorsunuz. Geldiniz. Sağ olun. Nereden geliyorsunuz böyle? Malları çevreden getiriyorum. Çevre atıydım, şimdi de çevreden getiriyorum. Kavacuk, sütleri peynir yapacuk. Thank you.
Evet, şu anda ot biçen bir vatandaşımızı görüyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Musa Yavuz. Evet. Almanya'dan emekliyim. 96'da buraya yazdık, ev yaptırdım. Şimdi emekliyim. Meyveler dikiyorum, meyvelerle uğraşıyorum. Evet. Bir tane 80 ocak fındık diktim. 70 ocak çeşitli meyvelerden ektim. Devamlı denemedeyim. Bunları deneyeceğim, bakacağım. Fındık olursa 25 dilim yerim var. Oraya da fındık dikeceğim. Olmadı. Köyümüze fındık olursa bu köye bir yenilik tanıyacağım. Peki siz emekli olup geldiniz. Köyünüze yarar sağlamak istiyorsunuz. Tabii. Diğer emekliler için kendi köyümüzden gidip gurbette emekli olan kişilerimiz için bir öneriniz var mı? Ben şunu derim. Emekli olup da şu memlekette yaşamayı tercih ederim. Ben şimdiyim ve çok arkadaşlarıma de yani şey oldum. Bugün bu sene 2000 yılında 10 tane inşaatımız var. Yani benim gibi emekli Almanya emekli arkadaşlarımız kuru büyüyor. Türkiye'mizde yani onu olan özel alan kapağımızda böyle işler olacak. Bizler bunu yapacağız. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür, Allah razı olsun. Görmüş olduğunuz gibi bu yol üzerindeki tabelada Hüseyin Gümüş Caddesi yazıyor. Bu caddenin adı 1996 yılında Özalan Jandarma Karakolu açılışına gelirken yönetim kurulu arkadaşları ile birlikte geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu yaşamını yitiren, İstanbul'da faaliyet gösteren Özalan Derneği, o zamanki başkanı olan Hüseyin Gümüş'ün adı belediye encümen kararı ile verilmiştir. Yıllarda okulun yıkılıp yeniden yapıldığı sırada okul olarak kullanılmış. Emmim nerede emmim? Malzeteye. Siz nasılsınız? Siz nasılsınız? Ne olacak aslanım? Beni kıza kara topak yaptı. Kıza beni maşal yaptı. Yoluma yürüyemez yaptı aslanım. Allah sabır versin. Kötü oldum. Yatalık oldun, yiğit karı kötü oldun. Bana bakmaya kıyamayanlar şimdi yanıma da oturmaya. Kendi kendime ne diyor biliyorum. Gün bir karara bir Allah. Bir karara bir Allah haklı, yani haklı ne o yaşarım. Ya Ayşe da Ayşe'ydi, ben de elimi asadım. Çok günler gördük avunan kara. Bu evin ne zaman yapıldığını biliyor musun acaba? Bu eski evin. Ne bileyim, sen ne bileceksin lan? Sen ne bileceksin, kim ne bilecek? Sen bilmiyor musun? Ben neden bileyim lan? Yani sen bu eve gelin gelmeden önce mi yapılmıştı bu? Ayca, ta gavurlar yapmış evi. Bu evi? Tabii.
Tabi. Yani gavurlar zamanında mı olmuş bu? Ta gavurlar tarafı zamanında. Görüntülerini izlediğiniz evin gelini olduğunu öğrendiğimiz 80 yaşını geçen Elmas teyzenin söylediğine göre 100 yılı aşkın bir tarihe sahip olduğunu öğrendik. Bu evin kerestelerinin evin yerinden kesilerek yapıldığı ve yapmış olduğumuz incelemede hiç çivi kullanmadan tahta kalınlığı 10 santim, uzunluğu ise 10 metreye aşkın 3 oda olarak kertme usulü yapıldığını öğrendik. Kolay gelsin amca. Kolay gelsin. Evet, şu anda görmüş olduğunuz bu ev cami yapımında emeği geçen Çakıl Usta'ya ait. Şu anda gördüğünüz el örgüsü, el emeği verilmiş sepet. Ve biraz üstünde koç boynuzu nazara karşı kullanılıyor. Ve yanında otları götürmek için bir gen görüyorsunuz. Engebeli arazilerde kullanılan döner sabanı görüyoruz. Ve hemen yanında kara saban bulunuyor. Boyunduruk'ta kullanılan yeni yapılmış zevli görüyorsunuz. Ekim ekildikten sonra toprak karışması için kullanılan sürgü görüyoruz. Ve hemen yanında halen kullanılmakta olan öküz arabası. Öküz arabasında kullanılan boyunduruk görüyoruz. Öküzlerin boynunu acıtmaması için post konulmuş ve yanında öğenlere dediğimiz 2 adet çubuk.
yapılırken? Ne yapalım vallahi, avladın işlerini uğraşıyor. Hoş geldiniz. Bu da bizim kızımız. Hoş geldin. Kim nedir? Sen de hoş geldin. Şu anda beldemize yapılan Cemevi inşaatını görüyorsunuz. Güneş doğunca dağılır köylüm, bağ bahçeyim. Kiminin sırtında tahta beşik, kimin de yemek sepeti. İmediler yapılır, kaldırılır hasat el birliğiyle. Siler alın terini, çatlamış nasır tutmuş elleriyle. Buram buram emek kokar, benim köyüm, benim köylüm. Erkeği masatla diler tırpanı orağı ekim biçerken. Kadını deste yapıp bağ bağlar, tırmık çekerken. Ah çocuk olmak varmış düven üstünde harman döverken. Yorgunluk atar gölgede yemek yiyip soğukluk içerken. Yudum yudum emek içer benim köyüm benim köylüm. Yaylada sağılırken inekler oynaşır buzağlar. Parmak yerken yayılır yayıkta taze ayranlar. Yün eğerin nineler kirmenle ivle çıkrıkla. Rengarenk kolonlar, kilimler dokurlar göz nuruyla. İlmek ilmek hasret dokur benim köyüm, benim köylüm. Boyundurup vurmak öküzlere, bağlayıp zevleyi, arabayı koşmak. Uzaktan duyulan emek yüklü arabanın sesini tanımak. Çift sürerken toprağın o taze kokusunu almak. Avuç avuç atılan tohumlardan bire bin almak. Bin bir umutla bekler benim köyüm, benim köylüm. Ne güzeldi yarışmak, binmek için bu cırgaya. Kilden araba yapıp çörtük için çıkmak ağaçlara. Omuzla eğnetme, çalar kavanlı çoban, döker içini dağlara. Vurunca davul, ulaşınca sesi göçmen kuşlara. Turna turna semah döner, benim köyüm, benim köylüm. Su dayağı omuzda, fuarlardan stille su taşımak. Irmak kenarına inip tokaçla çamaşır yıkamak. Yardan gelen mektubu çıkarıp koyundan ıslak elle gizli okumak. Erdem der ki ne zor iştir çocuk durağında gurbetten gelenin yoluna bakmak. Damla damla umutla bekler benim köyüm benim köylüm. Şu anda Ordu, Perşembe, Bilgili, eski adıyla El Müdür, Bozca Armut yönünden beldemize gelen yolun girişindeyiz. Ayrıca bu yönden beldeye girişteki ilk evi görmekteyiz.
şu anda hem Oluk Alağan mahalle muhtarı hem de marangoz atölyesinin sahibi Sayın Eyüp Öztürk ile beraberiz. Kolay gelsin. Hoş geldin, sefa geldin gençler. Peki Sayın Öztürk, kaç yıldır bu marangoz atölyesi var? 74'ten bu yana. 74 yılından bu zamana marangoz atölyesi işletiyorsunuz. Evet. Peki o zamanın şartlarıyla bu zamanın şartları arasında bir fark var mı çalışma konusunda? O zamanın şartları şimdikinden iyiydi. Şimdiki şartlar çok ağır. Pazarhane hakkında ve değirmen hakkında bize bilgi verir misiniz? Şimdi pazarhane 11. 9. ayın 11'i 1966 senesinde kuruldu. Pazarhanenin kuruluş tarihi? Yok, değirmenin kuruluş tarihi. Değirmenin kuruluş tarihi. Pazarhane kurdu. Aynı motorla çalışıyor. Peki o zaman elektrik yoktu. Elektrik, motorla çalışıyordu. Evet, motorla çalışıyordu. Silahla tek piston. Motorla evet. Çalışıyordu. Halen motorumuz hizmette. Obayeri Mahallesi köyün eski mezrası olarak bilinmekteydi. Daha sonra Özalan Belediyesi'nin oluşumundan sonra Olukalan Mahallesi'ne dahil edilmiştir. Obayeri Mahallesi'ne girerken hemen sol tarafta Kavaklıca Mezarlığı'nı görüyoruz. Ve hemen sağ tarafta da Mezarlık Boğazı olarak bilinen mezarlıkları görüyoruz. Şu anda kullanılmadığı için otlarla bürünmüş bir ev görüyoruz. Patateslerin bu kuyularda muhafaza edildiğini öğrendik ve hala kullanılmakta. Merhaba abi. Merhaba yeğenim, hoş geldiniz. Kendinizi tanıtır mısınız? Evet. İsminiz nedir? Mehmet Özdemir. Sizin atlarla uğraştığınızı duyduk. Evet. Ne yapıyorsunuz? Atlara pazarlama yapıyoruz. Satıyoruz, biniyoruz, yarışa gidiyoruz. Koşuya gidiyor. Peki nerede satıyorsunuz atları? Perşembe, Paşa, Ordu, Ünye, Terme, Kolgonubası, Akkuş, Niksel bu arada bu çevrede satıyor. Şemşeme! Yuh! Şemşeme yuh! Yuh! ...80'li yıllarda yapılan okulu görüyoruz. Bu okul şu anda kullanılmıyor.
87 yaşındayım, 87 ana yaşındayım. Evet, ana yaşındayım. 87 yaşındayım. Maşallah, Allah daha uzun ömür versin. Hayırlı ömür versin. Evet. En son koy buraya, gel o bu koy gibi medeni koy. Efi memleket geldim görmedim. Burada dünya gururu, hiç bu koyun yellisinden bir dedim yok. Allah razı koyun adamı iyi. İyi olmalı. Evet, gerçekten köyümüzün insanları çok güzel. Nereye gittiysek bizlere yemek, çay, kahve ikram ediyorlar. Gerçekten çok misafirperver halkımız var. Biz gördük bakın, bizim gururumuz o. Değil mi? Öteden beri gelme bizim gururumuz o. Kültürümüz, görgümüz o. Görgümüz o. Allah'a şükür olsun. Geleni medeniyet güç çıktı. Bu medeniyet sahibi değil, yerliyemez. Allah rahatsızlar. Evet. Peki Mehmet amcam, bize kültürümüz hakkında, Alevilik hakkında bilgi verir misiniz? Ne evet. Dedelerimizin, atalarımızın. Ha, ibadetinizi bırakman. İbadetinizi bırakman. Peki. Şeriatı da sürdü bu, koyu tarihta sürdü. Hiçbirini bırakmadı. Evet, sevgili izleyenler, şu anda beldemizde bir evimizin kilerindeyiz. Thank you.
içerisinde köyde en büyük sorunlardan birisi de su sorunuydu. Su 5 kilometrelik bir mesafeden Bakırcık Irmağı denilen mevkiden köy halkının da çabaları ile YSE tarafından yeraltı şebekesi ile köy çeşmelerine içme suyu getirilmiş olup şu anda tüm evlerde içme suyu mevcut. Şu anda köye dağılım olan suyun toplanmış olduğu depoyu görüyoruz. Bu depo 1982 yılında yapıldı. Oluk alan, bölgenin çekirdeği oluşunu kuruluşundan bugüne kadar korumuştur. Nahiye müdürü Bölükbaşı adı ile söylenirmiş. İlk müdür Salih oğlu Mehmet Efendi, Karaoğlan Koca'nın torunlarındandır. Bölükbaşı Halil, Danacı ve Yakup Ağa müdürlük yapan isimlerdir. Daha sonra Gülebe ve Ardıçlı nahiye merkezi olmuştur. Oluk alan 1950-1960'lı yıllarda en kalabalık dönemini yaşamıştır. Nüfusu 2000'e yaklaşmış, öğrenci sayısı 250'yi geçmiştir. 1950 yıllarda çeşitli bölgelere göç başlamış, bunların başında Terme'nin yeni köy bucağında Yeniköy, Niksar'da Hoşulu, Çengelli ve çeşitli yerlerde köy oluşmasına vesile olmuştur. Tarım alanının ve üretimin yetersizliğinden yurt dışına ve yurt içi büyük kentlere göç başlamıştır. 1923 ve 1940 yılları arasında değişik zamanlarda değişik şahıslar muhtarlık yapmışlardır. Bacaksız oğullarından Midik Yusuf lakabıyla anılan Yusuf Balcı, Musa oğullarından Taş Kafa ile anılan Halil Yavuz, bacaksız oğullarından Koca Necip adı ile Necip Balcı, Mahmut Hoca, Molla Mahmut lakabıyla anılan Mahmut Gümüş, Seyrek oğullarından Kadir Ağa lakabıyla anılan Kadir Öztürk ve Ali Şahin, Seyidin Ali adıyla anılıyor. Ayrıca Seyit Altun bu yıllar arasında muhtarlık yapmışlardır. Daha sonra 1940-1959 yılları arasında Selver Çavuş lakabıyla anılan Selver Altun en uzun muhtarlık yapan kişidir. 29 Ocak 1959 yılında vefatı ile 1963 yılında yapılan seçimlere kadar vekaleten Şevki Altun ve Cemal Gümüş muhtarlığı sürdürmüşlerdir. Daha sonra 1963 yılında tekrar seçim yapılır. Ahmet Altun 1963-1968 arası, Celal Seçkün 1968-1971 yılları arasında yürüttükten sonra istifa ederek yurt dışına gider. Vekaleten Hüseyin Şahin, Sami Gümüş 1971-1973 yıllarına kadar devam eder. 1973-1977 yılları arasında Hasan Öztürk, 1977-1994 yılları arasında Durmuş Özdemir muhtarlık yapmıştır. Dursun Özdemir'in muhtarlık yapmış olduğu yıllarda yurt dışında yaşayan halkımızın katkıları ile köyümüze dozer alınmış. Selam Özpelit 1984 yılında yapılan seçimlerde muhtar olarak göreve başlar. Aynı zamanda en genç muhtar olup Özveren muhtarı ile ortak çalışmalar sonucunda köyün belde olması açısından birleşerek Özalan adı ile belde olunması çabaları neticesinde belediye başkanlığı seçimleri 27 Mart 1994 yılı tarihine kadar
muhtarlığı yürütmüştür. Oluk Alan, Özveren, Çakmak bu bölgelerin oluşumundan doğan Özalan Beldesi 4 muhtarlığa ayrılmıştır. 12-12-1994 yılında yapılan muhtarlık seçimlerinde şu tablo ortaya çıkmıştır. Gazi Osman Paşa Mahallesi Süleyman Altun, Oluk Alaaddin Arif Gümüş, Özveren Mahallesi Muhtarı Fevzi Özer, Çakmak Mahalle Muhtarı Hüseyin Öztürk. 18-4-1999 seçimleri sonucunda ise Gazi Osman Paşa Mahalle Muhtarı Kerem Yılmaz, Oluk Alan Mahalle Muhtarı Eyüp Öztürk, Özveren Mahalle Muhtarı Fevzi Özer, Çakmak Mahalle Muhtarı Hüseyin Öztürk halen muhtarlık yapmaktadırlar. Değerli izleyenler, şu anda eski muhtarımız Selami Özbelit ile birlikteyiz. Efendim, kendinizi tanıtır mısınız? Ben Olupalan köyünden Selami Özbelit. Eski muhtar, 1984 yılında muhtar oldum. 1994 yılına kadar muhtarlık hizmetimizi devam ettirmeye çalıştık. Ve köyümüzü belde yaptık. Beldeyi teslim ettik belediyeye ve devam ediyorlar. Köyümüzde en genç muhtar olarak da görev yaptığımız biliniyor. Biliyoruz aynı zamanda. Bu konuda bize bilgi verir misiniz? Sene 1977 yılında yönetime girdik, köy ihtiyar heyeti yönetimine. 84 yılında muhtar seçildim. İki dönem muhtarlık yaptık. Köyümüz kırsal kesimde olduğu için bazı hizmetlerin yapılması zaruriydi. Ve bunlar üzerinde çalışmalar yaptık. Gücümüzün yettiği kadar devletten aldığımız katkılarla okuluyla, elektriğiyle bir şeyler yapmaya çalıştık. En genç muhtar olarak da sizi takdim ettik. Bu konuda gençlere, önümüzdeki yetişen gençlerimize söylemek istediğimiz bir şey var mı? Şimdi bir bölgede, bir ülkede eğer eğitim ve öğretim düzeyi düşük olursa birdenbire parasal yöne dağıldığı zaman her şey bitmiş demektir. Hiçbir şey olmaz o ülke, bölgede. Sevginin ve saygının bittiği gibi. Sevgi ve saygı çok gerekli bir şeydir. Yardımlaşma gerekli bir şeydir. Belediyenin buraya gelişinde de çok büyük katkılarının olduğunu biliyoruz. Ve aynı zamanda Özveren muhtarı Fevzi Özer'le birlikte çalışmalarınızı biliyoruz. Size teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Yaşamınızda tekrar. Sağ olun. Ben size teşekkür ederim. Köyümüzün ve çevresinin gelişmesi açısından belde olma isteği 1970'li yıllarda başlamıştır. 1970 yılında yapılan referandum sonucunda Özveren'in red oyları sonucunda 1971 yılında Çatak ve Bozca Armut'un katılımları ile tekrar referandum düzenlenmiş ve kabul edilmiştir. Fakat köyler arasındaki uzaklık bu oluşumu engellemiştir. 1990 nüfus sayımında Özveren ve Oluk Alan'ın nüfusu 2000'in üzerinde olmasından dolayı 8-8-1993 yılında belediye için ilk adım atılmıştır. ...27-3-1994 tarihinde belediye seçimleri yapılmış ve belediye başkanlığına emekli öğretmen Kemal Öztürk seçilmiş ve görevine başlamıştır. Özalan Beldesi'nin ilk belediye başkanı olarak göreve gelen Kemal Öztürk, 18-4-1999 seçimlerine kadar görevini yürütmüştür. 18-4-1999 genel ve yerel seçimlerde görevini Şahin Altun'a devretmiştir. İlk dönemlerde eski okul binasını
belediye binası olarak kullanan belediye şu an pazar yerini kullanılan belediye binasında hizmet vermektedir. Gelmediğini söyle, gelmek için mi yoksa bizi sevindirmek için mi? Halka bir şeyler vermek için mi? Halka bir şeyler anlatmak için mi? Sebebi ziyaretimizde 1993 yılında derneğimizin kuruluş tarihi olarak da o günden bugüne gelen yönetici arkadaşlarımızın yapmak isteyip de bir türlü zaman ayıramadıkları için, yapamadıkları için bir faaliyet var idi. Bu faaliyet de bize nasip oldu. Ki faaliyetin ismi de belgesel çekimi olarak da. Ne güzel, ne güzel. Köyümüzün 1700-1740'lardan buraya Özalan'a, Olukalan'a eskisiyle Olukalan'a bir yerleşim birimi olarak da o günden 2000 tarihine kadar geçmişini araştırmak için geldik buraya. Bunu böyle yapmayacağız. Birlik beraberliği bırakmayacağız. Şu Özalan'a ne yapılacaksa el birliğine yapacağız. Ne yapılacaksa el birliğine yapacağız. Bak, şimdi çakmak var, Özalan var. Ayırdım yok yani. Onlar da bizim. Sizi tanıyabilir miyiz? Belediye başkanım Aydın Bey. Evet, Aydın Bey çalışmalarınız hakkında bize bilgi verir misiniz? Belediyemizde ekrim olmadığından dolayı şu anda belediye başkanlığımız, belediye muhasibliğini evlendirmeyen olduğunu, tahkik ve tahsilat işlerini beraber yürütmekte, belediyemizin işlerine yürütmeye çalışmaktayız bu şekilde. Kadri sıkıntımız var, memur sıkıntımız var, maddi destek sıkıntılarımız, ihtiyaçlarımız var. Belediyemizin şu andaki durumu bundan ibaret. İleride gelişeceğini, ileride büyüyeceğini inanıyoruz. Aynı şekilde bakanlık kadro iktidatı vereceğine, belediyemize inanıyoruz. Bu şekilde müracaatlarımız, taleplerimiz olacak. Memur atamaları için müracaatlarımız, taleplerimiz olacak. Kabul edilirse kadromuzu, belediyemizin teşkilatını genişleteceğiz. Bundan sonra izleyeceğiniz görüntüler Özveren Mahallesi'ne ait olacak. Sizi tanıyabilir miyiz? Tanırsın. Tanıtır mısınız? İsminiz nedir? İsmim Gülfame Özel. Peki Gülfame teyzeciğim, burada bir düğen görüyoruz. Evet. Bu düğeni bize anlatır mısınız? Ne yapardınız? Nasıl kullanırdınız bunu? Üstüne binerdik, top duverdik. Üstüne binip? He. Peki üzerinden kovardık. Ama şu anda kullanmıyorsunuz herhalde değil mi? Yok. Gitti o asırlar, gitti. Şimdi yeni. Yeni moda çıktı şimdi ana. Özveren'de bulunan tarihi eski bir evi görüyoruz. Caminin ilk yapılışı aşağı yukarı 320 yerden ilk yapılışı. Ondan sonra
şimdi yapılışı 342-43 zamanında ikinci yapıldı. Bu karşıdaki yapı da Emir Seyit. Sürbenin adı? Sürbenin adı Emir Seyit. Emir Seyit. Emir Seyit. Şu an Özveren okulunu görüyoruz. Özalan'da yapılan okulla aynı tarihte yapılan, 60'lı yıllarda yapıldığı sanılan bu okul şu an göç yüzünden, öğrenci sayısının düşmesinden dolayı kullanılmamakta. Bu mahalledeki öğrenciler taşımacılık sistemiyle Özalan'da bulunan okula gitmekteler. Rahat olduğunu duyduk. Çok mutluyum. Evet. Geçmiş olsun yine. Yanına geldik. Allah razı olsun. Asıl hocamızın adı neydi? Amcanın adı neydi? Mehmet Öztürk. Mehmet Öztürk. Aynı zamanda köyümüzde yapılan düğünlerde hep siz zurna çalardınız herhalde, değil mi? Evet. Rahmetli Kolsuz Durmuş dayı, onun oğlu Mehmet. Ondan sonra da işte bu köyde Mehmet amca yine devam ediyordu. Evet, şu anda Çakmak Mahallesi'ni genel olarak görüyoruz.